Şimdi Göztepe Beşiktaş'ı bozmak için ne yaptı? Şunları oyna, öne doğru çıkartabiliyor muyuz? Şunları Göztepe'li oyuncuları. Nasıl? Şuraya kadar ön alana kadar Hocam, çıkartabiliyor muyuz? Hocam öyle de çok muyuz? karışmıyor mu ya? ya ama öne, ya, öne kadar çıkartalım. Şuraya kadar. Şeyler. Evet şuraya kadar çıkartalım. Ön, şimdi baskıyla başladı Göztepe oyuna. Evet. Orta sahayı da çıkartalım buraya kadar. Orta sahayı da komple buraya kadar çıkartalım. Bekleri de çıkartalım. Bu dördünü çıkartın arkadaşlar. Bunu da çıkartın. Geliyor. Bunu da çıkartın. Bu üçlüyü de orta sahaya kadar çıkartın. Bana göre Beşiktaş'tan başladığımda şuraya kadar. Atınç'ı hatta bat Şahin'in buraya koyun. Diğerlerini de getirin buraya kadar. Şuraya. Birazcık uzaklaştırın. Atınç arkada maçta da öyle oynadı. Biraz arkaya Atınç. Atınç Biraz Luka. sarkık gibi. Bir dakika sark. Bana göre evet Gezal gol atmış olabilir. Bana göre Beşiktaş'ın maçın kazanılmasına iki tane oyuncu vardı çok önemli. Biri Ersin. İkincisi yani şimdi, de baş, ikincisi başชาย. Başชาย bütün bağlantıları yaptı. Şimdi Göztepe maça ön alan baskısıyla başladı. Evet. Bunu nereden biliyoruz? Hangi maçı referans alırız? Hatırlarsın. E i̇şte işte Fenerbahçe'ye karşı da öyle oynadı. Fenerbahçe ha yok, Fenerbahçe değil. Trabzon Trabzonspor Trabzon maçı. Trabzonspor. Maçı. Trabzon spor maçı İlk yarı 3 tane böyle gol kaçırdı. Hatta senle yayında konuştuk. Dedik ikinci yarı bunu sürdürebilecek mi? Göztepe ikinci yarı sürdüremedi. Bu sefer Trabzonspor oyunu hükmetti evet. ve golü de bulup Hakkı ile ikinci devredeki oyunu ile Trabzon 3 puan almıştı Göztepe deplasmanında. Ama ilk yarı çok iyi oynadı. Şimdi bugün böyle bir baskı yaptılar. Orta sahaya kadar da çıktı. Üçlü. Hem Dino Aslan'a geç hem Atınç hem de aynı şekilde de e, burada da e, şey ne e, Atakan. Böyle bir üçlüyle oynadılar. Klasik. İşte Ankara ucundan geldiği veri Atakan'ı bu, bu pozisyonda oynatıyor. Aynı bu üçlüyle. Şimdi burada niye orta sahalar boş kaldı? Göztepe çok doğru baskılar götürdü. Baskıdan Beşiktaş takımı yaklaşık iki senedir Sergen Yalçın zamanında çıkamıyordu. Hatırlarsın geçen sebebi Alanya Deplasman'ı o oynadılar. E, Çağdaş Atan çalıştırında uh -huh. Çok rahat 2-1 yendiler. Maç 7-1 falan biterdi. Çok doğru baskılar götürdü. Yani bu yalnız Önder Hoca'nın iş değil üç günde. Önder Hoca'yı tabii ki tebrik etmek gerekir. Bir haftada neredeyse. 7 puan kazandırdı. Biri de hatta Tabii. Kadıköy'de geriye iki defa düşmesine rağmen 2-2 evet, Beşiktaş evet. yakalayıp çıktı sağda Yani burada ön alan baskısını çok doğru yaptı. Ersin'le bir fazlalığı doğru bir şekilde eee Beşiktaş takımı kullanamadı. Bu baskıyı yedikçe de dikkat et. Hem pres. Yani düşün. Sen topla e, out başlangıcı yapıyor Ersin. Tam böyle yapacak koyuyor, açılıyor iki tane stoper. Hem montör hem vida hem de kenar bekler. Rıdvan, Rozu'ya orta saha geliyor. Göztepe çok iyi baskılar yaptı. Bir fazlalığı kullanamadı uzun topla. Çıkamak opsiyonu var mıdır? Var. Doğru bir şekilde yaptı. O zaman Gezalı içeri girdi. Larin de buraya burada Dönen topları almaya çalıştılar. Aldıkları zaman zaten orta saha boşaldı. Dikkat et. Orta sahadaki boşluklar öyle oldu. Aynı şekilde Beşiktaş da öne ala çıktığında dönen topları aldığında orta saha boşluklar oldu. Peki Göztepe'nin attığı golde ne var? İlk golde mesela göreceğiz karşı pres var. Yani bu pres evet sen şimdi orada offset veya out kullanıyorsun bir pres anlayışı var. Aynı şekilde de karşı pres var. Nedir bu? Top ayağımda kaybettim bastım aldım. Bunu doğru bir şekilde rakipten. Bunu Göztepe çok doğru bir şekilde uyguladı ilk 45 dakika. Döndürmedi Beşiktaş'ı yüksek tempoda oynandı. Zaten bu maç bir şeyleri çağırır. Maç sağ içinde ne çağırıyorsa o şekilde oynanır. Nedir? İkili mücadelede de çatışmalar oldu. Yüksek tempolarda oynandı. Bunun en büyük nedeni Göztepe'nin ön alana çıkıp hem pres, ikincisi de karşı presi doğru yapması. Burada en büyük sıkıntıyı yapan oyuncu da Atınç'tı. Şimdi bir takım pres yapıyorsa önde sen Santroforsan, Batşuay'ı dikkat et. İkinci yarıya mesela bu söylediklerim hem ilk yarı özellikle ikinci yarı mesela 66-67. dakika var Batşuay'ı görüntüler. Ondan evvel var. Hep uzak kaldı. Bütün Batşuay'ı Direk bağlantıları sağladı. Burada şimdi e, Maestro doğru bir kurgu yapmış, doğru bir oyuncuları planla çıkarmış. Ama burada Atınç'ın yerine Atakan'ın sağ stoper, sola Atınç'ı, Atınç solda, Atakan sağda. Buraya Dino Aslan'ı geçi koysa daha sıkı oynar. Şimdi bat şu ben Atınç'ım. Dikkat ettiysen pozisyonlarda ne oldu? Top dönüyor. Hep geç kalıyor, alıyor bağlantıyı kurdu. Bas şu ikinci yarı seyredenler net bir şekilde bütün bağlantıların kurduğu ve ikinci golü hatırlarsan başlangıcına gez alın. O var yine. Yine atış Dukan geriye kaçıyor. İşte atış ne yapacak? Sen Bas Top oynanıyor ön alanda. Yakın olacak. Sana top gelir gelmez basıp atak sürekliğinin devamlılığını sağlaması gerek. Dikkat et. Atış ya çekti ya korktu ya bıraktı. Bas şu ayı... Bütün toplarda üstünlük sağladı. İşte ikinci golde Gezan'ın attırdığı gibi bütün bağlantıları kurdu. Bütün burada mobil bir oyuncu. Koşan hareketli. Bütün Göztepe savunmasını bozdu tek başına. Bugün tek başına Beşiktaş'ı bu alana taşıyan oyuncuydu Başşuay. Buradaki maestro her şeyi planlamış dedim ya. Evet tebrik etmek gerekir. En büyük hatası da Bas işte Başşuay'ı eşleştirmesi. Bas Başşuay çizgilere evet gider ama genelde şimdi orada var. Burada da Gezal var değil mi? Ters ayakla içeri Slalom yaparak kat ederek işte gol arayan, gol bulan bir oyuncu. Nitekim de gol de öyle attı. Ama buradaki bağlantıyı kesemedi. Buradaki bağlantıyı ilk topa daha döndürmeden bak. Burada Dino Aslanegiç e oynatsaydı. Dino Aslanegiç daha sert oyuncu. Ender alıp top havadan geldiğinde kestiğinde topu oyuna sokabilirdi. Ne yaptı? Batşuay'ı hem bağlantıyı yaptı hem de Göztepe takım olarak da geriye koşmaya başladı. Atınç'ın çok. o Lari'nin e, soldan içeri girişlerine arka direk. A, a, hareketliliğine çağrı üretemeyeceğini düşünmüş olabilir belki. Hayır, hayır. Oyun başı kurgusunda hayır, ama as ilerleyen bölümde Dino Sanagiş, bakabilir. Mi? Dino Sanagiş, e, karşılık verebilir hava toplarını. Uzun boylu, sayzlı bir oyuncu. Ama en önemli, şimdi o toplar ayrı. Evet buradan zaten e, genelde ısı haritasında ne çıkar Beşiktaş'ın? Sağ tarafı, sağ koridoru çok kullanır. Geçen seneden böyle bir oyun hafızası var hepimizin milli gibi, izleyenlerin de bildiği gibi. Ama Batshuayi verebilir kesemediler. Batshuayi kesememişsin nedeni? Maçta bana göre Göztepe adına en kötü oyuncusu Atınç'tı. Atınç yakın oynayacak, yakın. Eğer bu takım burada oynuyorsa Atınç'ı biraz öne getirelim arkadaşlar şimdi. Böyle uzaklaştırdık ya. Birazcık evet. İlk topa basacak, alacak, arkadaşlarına atacak. Bu öndeki oyuncular maçın bir daha tekrarını izleyenler görecek. Çok doğru baskılar götürdü. Ama buradaki 3 tane oyuncu günümüzdeki bu üst stoper ne biliyor musun? Bu X stoper önlem alıcılar Niye önlem alacaklar bu geçişi yememek için Ender. İşte ama Atınç hiç öyle bir oyuncu değil hocam ya. Bak yani. ben o o o, o karşılığı e, verebilecek. Tamam, ben de dedim ne dedim? Ba, Atınç oynatacaksan sol stoper Ankara 3'ten gelen. Ha sol, stoper, sol stoper, stoper oynatıyorsunuz siz. Evet. He. E teminden beri onu söylüyorum. Ben sağ stoper ben. dedin sen. Ha, teminden canım. beri 10 on dakikadır onu anlatıyorum. Dün ağız işte burada oynayacak. Burada merkezde oynayacak birebir. Sıkı oyuncu. Basacak alacak ilk topu. Atışta bunu oynayamazsın. Niye? Hem uzun boylu, mobil hareketli oyuncu. Yani ilk hamleler, ilk dokunuşlar hepsini sana Batşuay yapar. Nitekim de bütün bağlantıları o yaptı. Konuşmamın başında söylediğim gibi Ersin'le Batşuay bana göre Beşiktaş adına en iyi iki oyuncuydu. Bütün ucuma taşırken, bütün bağlantılarda Batşuay vardı maça bu şekilde başlayabilirdi. Kenardan bir hamleyle gördükten sonra Maestro, Göztepe'nin teknik direktörü değiştirebilirdi. Yani bu kadar gelgitli oyunda savunmanın bu kadar geriye kaçması özellikle Atınç'ın Beşiktaş'ı buraya taşıdı. Beşiktaş'ın gol bulmasına sağladı. Ve zaman zaman da oyundan kopmasını Göztepe'nin öndeki oyuncuların geriye çok fazla eforlu koşular yaptılar. Bunun en büyük nedeni Atınç'tır. En büyük sıkıntıyı savunmada o yaptı. Yani bir, az önce söyledim ya sen Bas Şuaiz'sin ben Atıç. Geleceğim ben sana Ender doğru mu? Ham, gelir gelmez oynanıyor. Basacağım tekrar. Eğer sen uzak olursa alacağım arkadaşlarıma atacağım Atıç. Sen şimdi bağlantıya girdin aldın hep böyle oldu. baş Şuaiz girdi yüzünü döndü ne yaptı? Buradan sağdan çıktı mı Rozel? Soldan Rıdvan Gezal oynadı. Solda Lerin oynadı. Devamlı takımını ucuma taşıdı. İşte yanına geldi Oğuzhan'la oynadı. Yani Göztepe özellikle ilk yarı ve ikinci yarıda bunu zaman zaman devam ettirdi. Ama bu önlem alıcı oyuncular özellikle Atınç bu kurgudaki en büyük sıkıntıyı yarattı. Nitekim de çok zeki zaten bir oyuncu baş hareketli bir oyuncu. Buradan da doğru faydalanarak bütün bağlantıyı kurarak bu üst bölgeye yani Göztepe yeri alanına Beşiktaş'ı taşıyan birinci oyuncu Sizin bölgeniz aslında Atınç'ta tanıdığınız bir oyuncu. <laughs> Bilemiyorum katılır mısınız <laughs> bu tespite? Beşiktaş'ın kaç tane pozisyonu var maçta? Aa, net gol pozisyonu evet, diyebileceğimiz gol bir. Pozisyonu. Ben bir ara not alayım dedim. Dört mü? Bence dört tane üç, de yok. Üç, üç. üç. Yani dört tane de yok. Yani üç şeyle kalan... sayarsak. Bir, 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 iki gol var zaten işte. Son 15 dakika zaten pozisyon yok. Tek oynadı Göztepe. Rozier'in kırmızı kartından sonra. Şuraya geleceğim. Yani hocamın şu dediği doğru. Göztepe ileride bastı. Yani daha önce değişik Beşiktaş'ın geçen sene nasıl diyorduk ileride basıyor. Bu sene ama e, o basmayı unuttu artık. Göztepe bastı. Beşiktaş geçiş oyunu oynamaya çalıştı. Yani rakiplerinin yaptığını bu sefer Beşiktaş kendi rakibine yapmaya çalıştı. Gene söylüyorum yani Ersin'in maçın yıldızı olmasının göstergesi Beşiktaş'ın bir şey yapmadı. Yani Beşiktaş oyun anlamında baktım düşündüğüm zaman bir şey yok. Orta sahada Josip koşmaya çalıştı ama yeri değil bence orada oynamaz. Önde sahada iyi niyetli bir şekilde gitti ki orada oynamayacak. ilk yarı bir pozisyon oldu. Kim Atakan dokundu herhalde. Josip attı kendini yere. Yani işin kolayını buldu orada. Halbuki geride topu alıyor, kullanıyor daha kolay. Onun işini Pianic yapmaya çalışıyor. Josip Pianic'in yanında daha çok orta sahada topu kapmaya çalışıyor ama Göztepe bugün bence kendinden beklenenden çok fazlasını yaptığı için Beşiktaş için ...hani başta da söyledim... ...bir tek sonuç var... ...yani Allah 3 maç alınan 7 puan... ...yani bir istikrarı kazanma alışkanlığını... ...kazanır inşallah diye düşünüyoruz... ...önde Konya gibi zor bir maç var ki... Zor ...orada maç. esas o fotoğraf maç. orada belli olacak... ...orada daha farklı... Ama ...sisteme oturmuş bir takım var çünkü... ...burada istediği sonucu aldı... ...tek olay bu... ...peki ee, şimdi... E, ...Erman Hocam devre arasında da konuştuk... E, ...her sonuca gebe bir maç oluyor diye... Ee, Gökhan hocam dedi ki sadece beşiktaş için. Koreli Rea hocam da e, özellikle Ersin ve e, Bahçuay'ın performanslarına vurgu yapıp e, atınç üzerinden sıkıntı yaşadığına vurgu yaptı Göztepe'nin e, ve o bölgede de e, Göztepe'nin hocasının çözüm üretmekte etkisiz kaldığına vurgu yaptı. Nedir bugünün Beşiktaş adına kazanımı? Göztepe yani hakkını teslim edelim. Gerçekten iyi iş çıkardı ama iyi iş çıkarına iyi puan vermiyorlar hocam. Siz dediniz ki Göztepe cezalarına fazla girdi değil mi? Ee, 42 42 14'e 42. Beşiktaş bir defa girdi, işi bitirdi. Yani. Girmeden bitirdi hocam. He? Girmeden bitirdi. <laughs> Girmeden. Gezal gene geçen sene gibi yani. Beşiktaşlı bir oyuncu bir defa girdi, işi bitirdi diyorum. İstanbul'da bu oyunu Oynamak göz tepadın hocam değerli. Eğer sürdürebilirlerse bu maç çok de söylüyorum. Ne söylediğimi söylediğim biraz sonra size Açarak anlatacağım onun için. Çıkaramayabilirsiniz şu anda. Yok hocam girerek bitirdi deyince Gezal gene uzaktan vurdu ya onun için mi? ceza sahasına girmedin diye. Arkası yarım mı gelecek mi hocam? Bekliyoruz şu anda bak. Evet. Ne diyeceksin diye şöyle bakıyoruz üçümüzde. Ötekine laringen'e bilinen... Anlatayım mı? Tabii ki hocam. Göztepe peraltı kazandı kaleci çıkardı değil mi? Evet. Atan evet. tutan önemli değil mi? Evet. Peki. Atanda bir mahsus şey yok İlal. Tutanda da yani çıkaran da, da yok tutanda değil. Peki. kalecinin çıkarttığı topa ikinci oynayan oyuncu kim? Bir meşe Beşiklaş. içerideki Beşiktaşlı oyuncu. Beşiktaşlı oyuncu. Evet. evet. Var. Neredesin? Alo. Vida çıkardı galiba değil mi hocam? İkisinin ortasına geçen oyuncu. Neredesin? Ha, başka bir yerden geldin hocam. Çalışmadığımız yerden geldin şu anda. <laughs> ee, Anlamadım. Yaşar Kemal Uğurlu, ne yapıyorsun orada? Çay kahve mi içiyorsun? Kahveyi orta mı içiyorsun? Hakem yakalayamayabilir. Atan tutan önemli. İkinci oynayan kim? Cezalandırma ihlali yapan oyuncu kim? Vida be, yani. Vida. oyuncu. Kim olduğunu bilmiyorum. Siyah beyazlı bir oyuncu. E Neredesin? Yaşar Kemal Uğurlu. Ha? FIFA mi yaptılar seni bu yaşta? Orada çay kahve mi içiyorsun? He? Hocam? Hani yeri gelince anlatacaktım da baştan anlatayım da. Görüntü üzerine bakarız zaten. Ne daha bir Hocam sen eski ve iyi bir hakem olarak onları kovalıyorsun. Biz kurtardığını Hocam kovalıyoruz. ben her şeyi kovalıyorum. Şimdi hem top oynayıp hem hake hake hakemlik yapınca farklı bir boyut. Yani ikisini de yapınca çok değişik bakıyorsun. Yani topuya bakıyorsun. Oyuna bakıyorsun. Mesela diyorsun ki maçı idare ederken, ulan bu şimdi bu topu buraya atarsa bu gol olur diyorsun. Attırıyorsun oraya o topu. Tekmeyi de yese. Anladın mı? Yani farklı bakıyorsun. Ona görüntüler ne kadar kaldı arkadaşlar? Görün bir 20 dakika kadar kaldı görüntüler geldiğinde tabii. Şimdi bakarız arkadaşlar ona. Telefondan falan bakarlar. Evet. Ben şimdi tamam o müdahaleyi hatırlıyorum da oyuncunun atış soldan giriyor da nerede oyuncu. olduğunu. Soldan iki oyuncu. Işte. Su ilal var. Penaltıyı Sonar Hakem vuruyor. Hakem yakalayamayabilir. Arsan çıkıyor. Hani atana bakana tutarken. E var. Hani böyle bir yarım adım bir adım değil diyorsun değil. hocam. Ha. Soner'in yanında bir tane daha Göztepe'li oyuncu var. Ortada evet. Vida var. Vida topu uzaklaştırıyor. Yani Göztepe'deki oyuncu sanki Vida'nın daha önünde gibi olsun. Ya olsun. Göstebeli oyuncu vursaydı ayrıydı. Göstebeli oyuncu vurup gol yapsa gol gol olacak mı? Olmayacak. Hı. Hmm. Hocam. Neyse. Bakarız ya yere gelince. Bakacağız hocam. Peki. Hani ee... var var. Varlar şey diyoruz da var olan da işte nasıl hakemlerse bunlar bu Yaşar Kemal Uğurlu'ya ben biraz yandan bakmaya uzun zamandır başladım. Hmm. Uzun zamandır başladım. ...yandan bakmaya. Bakarım bazen yandan bakarım. Şimdi tabii bazı hakemlerin... ...varlığıyla yokluğu belli olmuyor. Varlığıyla yokluğu. Bakacağız hocam. Peki... E, ...bunun dışında... E, ...şöyle... Abi ilk yarı... ...Göstepe bayağı iyi mücadele etti. Hani... ...çok açık oynadılar. Aslında oynadıkları top... ...iki takımın da oynadığı top... ...futbol değil. Çünkü inanılmaz açık bir alan. İkisi de boş sahaya girdiler. Top verdiler, aldılar. Ha bizim hoşumuza gitti. Yani iyi maç oluyor. Oynanıyor, giriyor, çıkıyor ama futbol o değil. Futbol daha farklı oynanan bir şey, olay. Yani artısı eksisi var. Gittiler geldiler. İkinci kere oyundan düştüler. Beşiktaş işte biraz daha defans yaptı filan. Beşiktaş da bir şans golü buldu. İki tarafın defans hatalar yaptılar. Yani Beşiktaş böyle oynarsa haftaya Konya ile oynayacaklar. Bilmiyorum Konya şu anda ikinci durumda bildiğim kadarıyla haftaya maçta Beşiktaş'ın ne olduğunu göreceğiz. Yani haftaya maç ayıraç maçı bence. Beşiktaş, Konya hepsine bakacağız haftaya. Biraz daha belki... Ama bu Beşiktaş iyi değil. Aldanmasınlar iki bire. Tabii Beşiktaş şu var, geçiş dönemi. Bir teknik adam getirdiler aşağıdan. Tamam, şöyle böyle ya olur mu olmaz mı filan diye konuşuyorlar ama olmaz. yani geçince ya olur. İki üç maç götürürsün. Yani devre arası mı sezon yani sonu götürürsün. mu? Hayır abi, devre arasından sonra sen Beşiktaş'ın seneye ne yapacaksın? Hesabını ne yapacaksın? Bu sene çok zor. Seneye ne yapacak Beşiktaş? Kimleri satacaklar? Kimleri alacaklar? gelecek adam yardımcılar ona karar verecekler. Yani Beşiktaş eğer yönetimi Tabii bu işi biliyorsa uzun vade çalışması yapacak bu dönemde. Şimdilik bu arkadaşımız tamam. Ama sen Beşiktaş'a bir buçuk yıllık bir teknik adam getireceksin. Gelecek adam diyecek ki ben Gökhan'ı istiyorum. Şey olarak futbolcu değerlendirmesi olarak diyecek. Veya onu istiyorum diyecek. veli istiyorum diyecek. Bu böyle olmaz diyecek. Bir şey yapacak. O da bir buçuk yıl öyle hemen gelip yani Beşiktaş'ın alacağı teknik adam bu sezonun sonuna mı götürecek? Yok. ya tabii. Bu sezonun sonuna sezonun... kadar da bu teknik Planları adamla gidersen yapayım. seneyi kaybedersin. Ha seneye de bu teknik adam kalacaksa kalsın. Güveniyorsanız o da ayrı bir olay. Öyle bir ihtimal var mı sizce? Bence de zor. Yani devre arasına bir hoca getirirler diye düşünüyorum. Zaten yönetimi kendi arasında oyuncuların kontrat süreleri, işte kiralıklar var, var, sözleşmesi bitenler var. Ne yapacaklarla ilgili kendi aralarında bir fikir alışverişi vardır. Ama yeni alacakları teknik adamla da oturup yeni teknik adam bir sunum yapar. Kimlerle istediğini kimleri istemediğini belirtir. Ortak bir paydada anlaşırlar. Ondan sonra anlaşıp devam ederler. Yani ligin ikinci yarısını tabii ki yarışmacısın. hedefim var. Ama sonuçta bir gerçeğe bakarsan senin elinde olan fazla bir şey yok. Trabzon elinde. Tabii. Ve sen ikincilik için şu anda gerçek hedefin ikincilik olarak belirleyip bir oynarsın. Bir de kupa var. Bir de kupa var. Tabii ki. Kupa bir de şu süper anda en kupa kolayı. Var. Bir kupa de süper kupa var. Daha önce de süper kupa var. Süper Kupa'da hocam bir tane maçta işte. Olsun ya Kupa abi. Yani. Vitrine şey, koyacaksın. Deniz Türkiye Kupa Türkiye'de alacak. Deniz Kupa abi. Hocam Süper Kupa'yla Avrupa'ya gitmiyor. Onun için dedim. Hayır olay. Olur mu ya? Yani, Ona bir değeri var abi. Süper o, Kupa'yı o, o, alıp oraya koyacaksın. Evet. Hem lig hem kupa. <laughs> yani. Hem Türkiye Kupası hem lig kupası hem Süper Kupa. Oldu mu? Geçtiğimiz sezonu taçlandırmış olur tabii. Öyleyse şimdi devre arası herhalde maç. Önder Hoca, mendo mendo hoca gene olabilir. Önder Hoca için, hocam işte Katar'a. Önder Hoca için de bir şans işte. Bir kupayla bırak. Beşiktaş takımında teknik direktör olup kupa almak herkese nasip değil. Ha, o zamana kadar Tabii devam edebilir. Yani belli değil ki ortam. Yani şimdi Erman Hoca'nın fikri tabii ki kendi fikri olmaz diyor. Yeni bir hocanın gelmesi lazım. Bana sorarsan bence de yeni bir hoca gelmesi lazım. Ondan sonra da oturup dediğim gibi gelecekle ilgili projelerini anlatmaları lazım. Ama o ortama kadar gelmedi diyelim. Konuşmadı, anlaşamadı. sonuç Önder Özel'e devam edecek. Şimdi e, tabii hem e, devre arası çok kısa. Hem Süper Kupa maçının olması. Sadece bir e, yılbaşındaki o aranın ardından zaten Beşiktaş takımı Katar'a gidecek. E, direkt oradan ikinci yarının ilk maçı eğer yanılmıyorsam, arkadaşlarım beni düzelsin yanılıyorsam Rize'ye geçecekler oradan da deplasmana yani öyle bir yoğun şeyle trafikle devam edecek Beşiktaş Rize değil mi başkan 3 haftalık ceza vardı onun arasından sonra özlemiş baya bir konuda konuştu şimdi diyor ki hocam kafama ve projelerime uygun bir hocadır bir bu önder hocanın hakkıdır önce şans olundur ama hani yine de e, B planı yani başka planlarımızda olmak durumunda ben büyük bir kulübü yönetiyorum dedi. Şimdi seneye Beşiktaş'ın 15 tane futbolcuyla mukavelesi bitiyor. Doğru mu yoksa? Hocam 15 tane mukavele bitiyor 15 topçuyla. Şimdi bu önemli bir olay, önemli bir sorun. Para yok. 15 tane futbolcu var. Gidecekler, gelecekler. Peki, başkana diyorum ki, işte yorumcular bıraksınlar. Bunların içinde herhalde ben de varım. ben hem hakem hem futbolcu olduğum için çıkabilirim aradan. Yalnız şunu söyleyeyim. Beşiktaş geçen sene iki kupayı ve aldığında bu yorumcular vardı, bu hakemler vardı Türkiye'de. Peki ne değişti? Beşiktaş takımının oyunu mu değişti? Niye o zaman antrenör gitti yoksa yorumcular mı değişti? Yani şimdi konuşurken bu iş aritmetik yoktur futbolda. Aritmetik diyor ya başka. Aritmetik. inşaat aritmetik vardır. Nereye ne kadar demir kullanılacağı filan aritmetik vardır o, o inşaatlarda olur. Futbolda aritmetik yok. Futbolda her maçın hakemi ayrıdır. Bir maça bir hakem gider, bir maça bir hakem gider. Bilgi, görgü, deneyim, tecrübe aritmetiğe girmez. Bunu zamanında Mehmet Ali Yılmaz da yapmaya kalktı. Kurra çekmeye kalktı. Kurra ile hakem tayin olmaz. Aferin MHK'ye. Türkiye'nin şu andaki en iyi hakemini o maça verdi Halil Umut Meleri. Çok namuslu, çok düzgün, çok da iyi maçı idare eden bir hakem ki şu anda dünyada ikinci oldu. Şeyden sonra. Cüneyt Çakır. Cüneyt'ten sonra. Aferin MHK'ye çok düzgün bir hakem verdiler. Yok öyle hikaye. Peki şimdi... Yani bir yere takılıp da şimdi birazdan hakemi konuşacağız buyur. Ne olacak? Konuşacağız, tabii. Abicim bırakın bu hakem işini filan. Tabii girin. Hakemlerin sistemini değiştirmeye kalkın Türkiye'de. Doğru. Bunu bütün kulüpler yapın. Geçen yıl. Evvelki yıl. Hani bir maç vardı ya. Konya, Galatasaray, Konya maçı. Hani bir hakem vardı ya Hüseyin Göcek diye bir penaltı verdiydi. O maçtan sonra çarşı karıştıydı. Oradaki bildiriyi imza edenlerden ilk önceki başkan hangi başkandı? Şu andaki Malatya'nın başkanı. Bugünkü Malatya'nın başkanının sahaya inip de vuracak mıydı, vurmayacak mıydı olan hakem kim? O günkü Hüseyin Göcek. Her zaman lazım adalet adama. Başkan, abicim bu alem farklı alem. Bu alem öyle aritmetikte falan olmuyor bu alem. Bu alem farklı bir alem. Onlar giriyorlar dışarıdan gidiyorlar. İş adamları girip girip gidiyorlar. İyi yapıyorlar kötü yapıyorlar. Bu alem farklı bir alem. Onun için karşıya sallarken kendine bakacaksın. Şimdilik bu kadar konuşayım. Sonra Peki bir reklam arasından sonra... Ee, özet geldi Beşiktaş e, Göztepe maçının özetini gireceğiz.